ölüm. Garip. Korkunç. İğrenç bir böcek olsa. Ve yoldan geçen birinin yakasına konsa. Siz de onu görseniz. Yolda durdurun. Bayım. Bayım, bakar mısınız? Affedersiniz ama yakanıza ölüm konmuş demez misiniz? Onu şöyle iki parmağınızı uzatıp fırlatıp atmaz mısınız? Ne güzel olurdu değil mi? Ama ölüm bir böcek değil. Yoldan gelip geçen herkes onu yakasında taşıyor ama hiçbiri görmüyor. Bu yüzden yarınki, yarından sonraki hayatlarını kuruyorlar. Örneğin ben. Bakın. Tam şurada. Dudağımın hemen altındaki küçük çiçeği görüyor musunuz? Doktorlar buna ne diyor biliyor musunuz? Böyle karamele gibi tatlı bir adı var. Epitelioma. Hadi söyleyin benimle beraber. Siz de aynı tadı alacaksınız. Epitelioma. 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 Bu ne demek biliyor musunuz? Ölüm. Geçerken yapıştırıverdi dudağıma. Hatıram olsun dedi. اشهد ان لا اله الا الله
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şimdi söyleyin bana, nasıl köşeme çekilip sessiz sakin bekleyebilirim ki? Söylüyorum bunu karıma, soruyorum nedir ya benden istediğin, öpeyim mi seni? Evet. Öp beni diyor. Geçen gün ne yaptı biliyor musunuz? Toplu bir iğneyle dudaklarını paramparça etti. Kanat. Ardından başımı iki elinin arasına alıp öpmeye çalıştı beni. Benimle beraber ölmek istiyormuş. Salak. 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 Ben de böyle boş duracak değilim herhalde. Çünkü kafam bir an olsun boş kalacak olursa etrafımdaki herkesi öldürebilirim. Mesela sizi. Korkmayın. Şaka yaptım. Affedersiniz. Yersiz bir şaka oldu galiba. Affedersiniz. Karım da hiç sevmez şakalarımı. Pek beceremiyorum galiba. Özür dilerim. Sizden bir iyilik isteyeceğim. Bu videoyu izledikten sonra yarın işe giderken yol kenarından bir demet çiçek koparın. Koparın ve içindeki ot tanelerini sayın. Ne kadar ot tanesi varsa aslında sizin de yaşayacak o kadar gününüz kalmış demektir. Ama ne olur, demet birazcık kalın olsun, olur mu? Eğer benim ikinci bir şansım olsaydı bu hayatta, ben öyle yapardım. Yani bu hayatı iliklerime kadar yaşardım. Geride bir anlam bırakmaya gayret ederdim. Sizlere faydalı bir şeyler yapmaya çalışırdım. Daha pahalı bir araba ya da daha iyi bir koltuk takımının peşinde koşmazdım. Sonunda sahip olduklarım bana sahip olmazdı. Ben daha iyisini yapmaya çalışırdım. Hayat bana pek bir anlam ifade etmedi. Bu videoyla umarım ölümüm geride kalanlara bir anlam ifade eder. Dövüş bitti. Ölümden saniyeler kadar uzaktayım. Şimdi müsaadenizle karıma da veda etmek istiyorum.
Canım karım. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, olur mu? Lütfen. Ot tanelerini saymayı ve çiçek koklamayı ihmal etmeyin. İyi geceler.